Edebi akımlar konusunda sürrealizmdeyiz arkadaşlar. Sürrealizm Türkçe karşılığı gerçek üstücülük olarak karşımıza gelen ve temelde bilinçaltını ön plan alan bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Ve sürrealizm akımı temelde Sigmund Freud'un bilinçaltı ile ilgili düşüncelerinden yani psikanaliz kavramından etkilenmiş bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelecektir. Bu akımda insan duygu ve düşüncelerini, gerçek eğilimlerini toplumdaki türlü baskılar nedeniyle din, gelenek, ahlak, akıl gibi türlü baskılar nedeniyle bilinçaltına yatar. Dolayısıyla sürrealist sanatçılar eserlerde bunları yani insanoğlunun bilinçaltını yansıtabilmek için her türlü kural, estetik, ahlak ve aklın denetiminden insanoğlunun kurtulması gerektiğini savunarak karşımıza gelmişlerdir. Sürrealizmde sanatçılar insanoğlunu bir buzdağına benzetirler. Buzdağının en önemli özelliği görünmeyen kısmının görünen kısmından daha büyük olmasıdır. Ve buzdağının görünmeyen kısmını ortaya çıkartabilmek için yani insan insanoğlunun bilinçaltını ortaya çıkartabilmek için burada toplumun baskı olarak karşımıza getirdiği din, gelenek, ahlak, örf, adet gibi kavramların arka plana atılması ve bu kavramların dışına çıkılması gerekmektedir. Dolayısıyla sürrealist sanatçılar bilinçaltını ortaya çıkartabilmek için alkol, uyuşturucu, hipnoz, rüya ya da otomatik yazı adını verdiğimiz kavramları kullanarak karşımıza gelmişlerdir asıl alkol almış ve kendinden geçmiş bir insan normalde söyleyemeyeceği şeyleri söyleyerek ya da aktararak karşımıza gelirse yani bilinçaltına attığı kavramları karşımıza çıkartırsa sürrealist sanatçılarda bilinçaltına atılmış kavramları ortaya koyabilmek için rüya, hipnoz, alkol, uyuşturucu ve otomatik yazı adını verdiğimiz kavramları kullanarak karşımıza gelmişlerdir. Burada da özellikle otomatik yazı adını verdiğimiz kavramı ön plana çıkartmışlardır diyebiliriz. Otomatik yazı dediğimiz şey insanoğlunun ya da bir sanatçının eline kağıdı kalemi alıp düşünmeden bir buçuk iki saat boyunca kafasında kaldırmadan aklından geçenleri aktarması şeklinde karşımıza gelir. Nasıl ki insanoğlu bir saat bir buçuk saat boyunca hiç düşünmeden aklından geçenleri kağıda aktardığında normalde yazamayacağı şeyleri kağıda aktarıyorsa sürrealist sanatçılar da İnsanoğlunun bu din, gelenek, ahlak, örf ve adetler gibi kavramlardan uzaklaşma yöntemlerinden birisi olarak da kuşkusuz otomatik yazı adını verdiğimiz kavramı ön plana çıkartarak karşımıza gelmişlerdir arkadaşlar. Şimdi sürrealizmin genel özelliklerine şöyle birazcık bakarsak burada sürrealizmde ilk olarak bilinçaltının sanata aktarmaya çalışıldığından bahsetmiştik. Sürrealistlere göre gerçekleri ve görünür dünya değil bilinçaltını ön plana çıkartılması gerektiğini savunmuşlardır. Dolayısıyla bilinçaltı sürrealizmin temel kavramı olarak karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Bununla birlikte sürrealistlere göre şiirin kaynağı akıl ya da bilinç değil, rüyalar, sayıklamalar ve kendinden geçme halleri olarak karşımıza gelecektir. Bu yüzden sürrealist sanatçılar akla ve bilince karşı çıkarlar. Akıl ve bilinçle yazılmış şiirlerin gerçekleri yansıttığını savunmazlar. Dolayısıyla sürrealizm temelde realizm akımına da karşı koyulan ve realizme de tepki olarak karşımıza gelen bir sanat akımıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte sürrealizm alkol, uyuşturucu, hipnoz gibi kavramları ön plana çıkarttığına göre her türlü kuralı reddeden bir sanat akımı olarak karşımıza gelmiştir diyebiliyoruz arkadaşlar. Sürreli sanatçılar bilinçaltını eserlerini taşımaya amaçladıkları için hipnotizma ile uyutulanların söylediklerini sanat şahisi olarak saymışlardır. Nasıl ki hipnotizma yöntemiyle uyutulan insanlar sorulan her soruya cevap verebiliyorsa, burada bilinç devre dışı bırakılmıştır. Dolayısıyla hipnotizma yöntemi sürreali sanatçıların otomatik yazıdan sonra en çok kullandıkları yöntemlerden birisi olarak karşımıza getirilmiştir diyebiliyoruz arkadaşlar. Sürrealizm bununla birlikte ahlak dışı davranışları da edebiyatın konusu sayarak karşımıza gelmiştir. Nasıl ki ahlak kavramları toplumun ortaya koyduğu temel düsturlar olarak karşımıza gelmiş ve sürrealist sanatçılar bilinçaltını ortaya koydukları için de ahlak dışı davranışları da şiirin merkezine kal ya da edebiyatın merkezine alarak karşımıza gelmiştir diyebiliyoruz. Buna birlikte rüyalar ve bunalımlar sürrealist sanatçıların etkilendikleri temel kavramlardan birisidir diyebiliyoruz. Sürrealist sanatçılar eserlerde bilinçaltını ön plana aldıkları için herhangi bir kuralda da bağlı değiller. Bu yüzden noktalama işaretlerine ve büyük harflerde yer vermeyerek eserlerini kaleme almışlardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Sürrealizmin diğer önemli kavramlarından birisi de otomatik yazı demiştik ve otomatik yazıyı biraz önce anlatmıştık. Dolayısıyla otomatik yazı kavramıyla birlikte sürreali sanatçılar insanoğlunun bilinçaltını ortaya koymanın mümkün olduğunu savunmuşlardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Sürreali sanatçılar yine edebiyatta mizaha ve alaya büyük önem vermişlerdir. Sonuçta uyuşturucu ve alkol bağımlısı insanlar mizah ve alayla ilgili kavramları ön plana almışlar. Dolayısıyla toplumsal kuralların dışına çıkmışlardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Süreli sanatçılar çılgınlığa yönelmişler akıl hastaları, uyuşturucu madde kullananlara da özel ilgi göstermişlerdir. Sonuçta akıl hastaları ve uyuşturucu madde kullananlar bilincin etkisinden sıyrılmış ve bilinçaltını net bir şekilde ortaya koyabilen insanlar olarak karşımıza gelmişlerdir. Bu da sürrealist sanatçıların akıl hastaları ve uyuşturucu bağımlılarından etkilendiklerinin temel göstergelerinden birisidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Sürrealizm akımının dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımız zaman Andre Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, Apollonieri, ve Henry Miller'ın ön plana çıkan sanatçı olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Ve bu sanatçılar yine Sigmund Freud'un ortaya koyduğu psikanaliz düşüncesini edebiyata aktarmayı amaç edinmiş sanatçılar şeklinde karşımıza gelecektir. Yine sürrealizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcilerine baktığımız zaman da ikinci yeni adı verilen topluluğun şiirlerinde temelde sürrealist akımının izlerini görebiliyoruz. Bununla birlikte Orhan Velika'nın kaleme aldığı bazı şiirlerde de yine sürrealist akımından etkilenerek karşımıza çıkan bir sanatçı olduğunu görebilmek mümkündür arkadaşlar. Müzik